pislik o zaman. Çürük pislik. Yok hayır, o aralarda olsun diye bıraktı. Ama en son temizlenecek kaldı. Buradan Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Gençlik Spor İl Müdürümüze, İlçe Müdürümüze, en önemlisi de bu sürecin başından sonuna takibini gerçekleştiren Sayın Kaymakamımızı da huzurunuza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Buranın belli bir miktar ödeneği çıktıktan sonra bu işlemin ödeneğiyle yeterli bir şekilde yapılabilmesi noktasında biz de yerel yönetim olarak hem proje aşamasında hem projenin kontrolü aşamasında destek verdik. Buranın ihtiyacı olan diğer peyzaj düzenlemelerinde ihalenin dışında topraktır vesairedir gibi gerekli olan tüm ihtiyaçlarını da karşılayarak Ünye'de gençlik merkezimizin gençlerimize hizmet verirken güzel bir ortamda keyif alacakları bir peyzajın bulunduğu mekanda vakit geçirebilmelerini temin etmek adına burada bir emeği ortaya hep birlikte çıkartmanın gayreti içerisinde olduk. Artık sonuna doğru geldik. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize ve gençlerimize diyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün ilçemiz Bayramca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren Gençlik Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görüp denetlemek üzere sahada bulunuyoruz. Gençlik Merkezimizin binası biraz önce ifade ettiğim gibi yaklaşık 1,5-2 yıl önce bitmiş. Fakat çevre düzenlemesi hem arsayla ilgili hukuki problemler ve eksiklikler olması dolayısıyla hem de ödenekle ilgili sıkıntılar olması hasebiyle uzunca bir süre beklemekteydi. Bizler öncelikli olarak imarda gerekli terklerinin, tahsislerinin yapılarak mevcut bulunduğumuz sahanın Gençlik Spor Bakanlığımıza sorunsuz bir şekilde tahsisi noktasında yaklaşık 1,5-2 yıl gibi uzunca bir süre belediye başkanımızla beraber mücadele ettik. Yani belki bina var, saha var, çok dışarıda değişen bir şey görmüyorsunuz ama işin evrak boyutunda yapılan işlemleri takip ettiğimiz süreci biz biliyoruz. Gerçekten birbirine girip ciddi sıkıntılı işler vardı. Yoğun gayret neticesinde, çaba içerisinde, işbirliği içerisinde buranın hukuki anlamda hiçbir sıkıntısı kalmayacak şekilde çözüldü. Akabinde Gençlik Spor Bakanımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın özellikle Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey'in yoğun ilgisi ve destekleriyle ödenek temin edildi. Ünye Belediye'mizin ki belediye başkanımıza ben de gençlik spor hizmetlerine vermiş olduğu katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaptığı güzel çalışmalar da artarak devamını ve başarılarının devamını diliyorum. Yapılan çalışmalarda bugün sahada gezdiğimiz, gördüğümüz bu ilçemizde biliyorsunuz okçulukla ilgili çok güzel faaliyetler var. Kapalı spor salonumuzun altında güzel bir tesisimiz var. Fakat orası yeterli gelmiyor. Engellilere dönük olarak başlamış olsa dahi yoğun ilgiyle karşılanan sporumuzun daha da geliştirilmesi ve geniş kitlelere hitap edebilmesi açısından açık alan okçuluk parkuru şeklinde biz bu bulunduğumuz sahada bir bölüm ayırdık. İnşallah burada gençlerimiz, atasporumuz, okçuluğu severek yaşatacaklar. Ulusal ve uluslararası alanlarda başarıların altına imza atacaklar. Yine ilçemiz 100 bine yakın merkez nüfusu ve 130 bin toplam nüfusuyla birçok ilden büyük olmasına rağmen ilçemizde standart bir tenis kortu yok. Var olan tenis kortlarımızda ulaşımı son derece zor olan Cevizdere mahallemizde. Şimdi biz burada başlangıç olarak inşallah bir tenis kortunu yaptık. Bazı eksikler var, onları da iyileştirdikten sonra tenis kortu ki tenis sporu her yaşta her kesimin yapabileceği son derece faydalı bir spor dalı. İnşallah burada da bunu da kazandırmış olacağız. Yine
bağlantı yollarıyla, çevre düzenlemesiyle gençlerimizin günün her saatinde, her mevsim gelip vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam, güzel bir sahayı kazandırmış olduk. Evet, bu sürece gelinceye kadar birçok kişinin, birçok kesimin desteğini gördük. Umarım bu yapılan çalışmalar gençlerimize, gençliğimize hizmet noktasında, spora hizmet noktasında güzel katkı sağlar. Şimdi bununla beraber buranın ulaşımı konusunda vatandaşlarımızın zaman zaman serzenişleri var. Bu serzenişlerde de haklılar. Bu konuda şu anda da sahada da gördüğünüz gibi Ünye Belediye'mizin güzel çalışmalar var. İnşallah buranın bağlantı yollarını da imara uygun bir şekilde vatandaşımızın kolayca ulaşabileceği şeklinde yapıp hizmete sunacaklar. Yine Dolmuş Güzergahı'nın bölgeye ulaşılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Niksar, Akkuş Niksar Caddesi'nden buraya ulaşımın kolay bir şekilde sağlanabilmesi için ayrı bir Dolmuş Güzergahı'nda buraya ulaşılabilmesi için yine Tabakhane Deresi üzerinde devlet su işlerimizde Ünye Belediye'mizin köprü çalışması devam ediyor. O da yapıldıktan sonra 1,5-2 yıl içerisinde kapasitesini her geçen gün kullanma kapasitesini arttıran bu testlerimiz çok daha yoğun bir şekilde gençlerimize, Ünye halkımıza hizmet edecek. Ben bir kez daha yapılan tesislerin, çevre düzenlemesinin ilçemize, sporumuza, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.